Selamlar, ben Yakın Kampüs'ten Mecai. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Revit'in 2022 versiyonunu ele alacağız. Revit'in 2022 versiyonu yayınlandı. Bu yayınlanan versiyonda bir sürü yeni özellik geldi aslında. Bu yeni gelen özellikler arasında başlıca 10 tanesini sizin için seçtim, derledim. Birlikte bugün üzerine sohbet edeceğiz. Aralarında beğendiğim, beğenmediğim özellikler de var tabii ki de. Ama iki tane favori özelliğim var. Onları da sona sakladım. En sonunda konuşuruz diye. Hadi ilk özelliğimizle başlayalım. İlk özelliğimiz Rhino sevenlere ve kullananlara gelsin. Revit artık 3DM uzantılı, yani Rhino'nun proje dosyalarını dahil edebiliyor. Daha öncesinde de dahil edebiliyorduk. İşte SKP uzantılı, SketchUp dosyasına çevirerek ya da DWG, DXF gibi formatlara çevirerek dahil edebiliyorduk. Ama bu sefer direkt bir bağlantı kanalı açıldı. 3DM uzantılı, yani Rhino'nun kendi uzantısına sahip dosyaları Revit'e entegre edebiliyoruz. Hatta link özelliği de geldi. Derslerimizde link özelliğinden bahsetmiştim. Yani Rhino'da yaptığınız bir değişiklik, eğer o dosyayı linklediyseniz anında Revit'e yansıyacaktır. Yani hem Rhino hem Revit kullananlar için güzel bir özellik diyebiliriz. İkinci özelliğimiz Native PDF Export seçeneği, yani artık sonunda diyebileceğimiz bir özellik. Revit'te yıllardır süre gelen bazı problemler var ve bunlar bir türlü ısrarla giderilmiyor. Ama onlardan biri sonunda giderildi. PDF olarak çizimlerimizi, modelimizi kaydedebileceğiz artık. Öncesinde de kaydedebiliyorduk ama ya print seçenekleriyle kaydediyorduk ya da AutoCAD'e çevirip AutoCAD'den kaydediyorduk. Doğrudan kaydetmek istediğimizde pluginler vardı, PDF pluginleri. Onlarla PDF kaydedebiliyordum. Yani bir şekilde illaki hallediyorduk ama dolaylı yoldan, böyle biraz dolanarak hallettiğimiz bir meseleydi bu. Gömülü olarak PDF kaydetme seçeneğinin gelmesi o yüzden artı bir özellik. Üçüncü özelliğimiz ise çizim paylaşma özelliği. Bu bence güzel özelliklerden biri. Yani Revit kullanmayan birine ya da Revit kullanan ama o an erişim imkanı olmayan, yani Revit'in başına geçemeyecek birine çizimlerimizi göndermek istediğimizde artık çok rahat gönderebileceğiz. Çalışma mantığı şu şekilde. Görüntüyü paylaşmak istediğimizi belirtip bir isim giriyorsunuz. O da size Autodesk üzerinden bir link veriyor. Yani biz o linki başkasına göndererek çizime bakmasını sağlayabiliyoruz. Hatta bakan kişi üzerine notlar alıp bir nevi kritik verebiliyor. Geri dönüşler yapabiliyor. 4 numarada bence güzel bir özellik var. Load Autodesk Family özelliği geldi. Biliyorsunuz Revit Family tabanlı bir program ve biz zaman zaman bazı Family'leri dahil etme ihtiyacı duyuyoruz. Bazı kapı modelleri, pencere modelleri ya da tefriş anlamında eksiklik hissettiğimizde Family Import, Insert Üst Başlığını kullanıyorduk bunun için. Insert Üst Başlığından Load Family seçeneğiyle yükleyebiliyorduk ama tabii bunun için eski adıyla US Metric ya da şu an English Imperial kullanıyoruz. Revit'in kendi sistem dosyalarının klasörüne indirmemiz gerekiyor. O content, o library, o paketi indirmemiz gerekiyordu. Şimdi ise temel Family dosyalarını kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Dillere göre ve kategorilere göre sınıflandırmasıyla daha kullanışlı bir hale geldiğini söyleyebilirim. 5 numarada gelişmiş gerçekçi görüntüler var. Açıkçası evet, yani Revit 2022'de gelişen bir özellik. Önceki versiyonlarla kıyasladığımızda özellikle insan kütüphanesi, araba kütüphanesi anlamında baktığımızda bir eksiklik hissediyorduk. Özellikle insanda. Ama bana hala birçok konuda yetersiz geldi. O yüzden hala render alma konusunda Revit'in kendi insan araçlarını ve Revit'in kendi render motorunu tercih etmemeye daha yakın, kullanmamaya daha yakınım. Elimizin altında hayatımızı her anlamda kolaylaştıran Lumion'u daha kullanışlı buluyorum. Bu özellik özellikle uygulama projelerinde işimize yarayacak bir özellik. Show Wall Core Only olarak geçiyor. Yani direkt çevirdiğimizde duvarın çekirdeğini görmemize yarayan özellik gibi çevrilebilir. Ama bizdeki çekirdek kavramı dikey sirkülasyon elemanları için kullanılıyor. O yüzden ben bu çeviriyi doğru bulmuyorum. Duvar üzerindeki katmanların mesela boya, sıva, yalıtım malzemeleri vesaire katman katman ekleniyor. Biz bu katmanları detail level ile istediğimizde görebiliyorduk. Bu yeni özellikle birlikte kesitlerde özellikle onları gizlememize yarıyor. 7 numaraya mahal etiketlerinin hizalanması özelliğini koydum. Bu açıkçası biraz sinir eden bir durumdu, gıcık eden bir durumdu. Yani özellikle mekanlarımız Revit'in proje düzlemine dik değilse, açılı gidiyorsa özellikle mahal etiketlerini hizalamada sıkıntı yaşıyorduk. Sonunda bunu çözdüler diyebiliriz. Bu özelliğimizde 3D grid seçeneği geldi. Yani biz plandayken, kesit ve görüntülerdeyken gridlerimize, akslarımızı görüyorduk ama 3 boyuttayken göremiyorduk. 3 boyutta çalışırken kolaylık sağlayacak bir özellik. Kat seviyelerini gösteren level çizgilerinden sonra bu da 3D'de, yani 3 boyutta çalışmayı kolaylaştırmaya yönelik bir özellik olmuş. Ben beğendim. Bu arada ben Revit'in BIM uygulaması olması dışında ya da proje çizilen bir
software, yazılım olması dışında modelleme anlamında da çok beğeniyorum. Daha doğrusu mimari modelleme anlamında. Yani illa projesini çizmeme gerek yok. Sadece bir binayı modelleyeceksem ya da bir yapıyı yine Revit'i tercih ediyorum. Bence birçok 3D modelleme programına göre, dediğim gibi özellikle mimari modelleme için konuşuyorum, çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çevremde bu fikrime katılanlar var, katılmayanlar var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında belirtirseniz birlikte bir beyin fırtınası yapmış oluruz. Ve geldik son iki özelliğimize, benim favori özelliklerime. Aslında favoriyi belirlerken biraz zorlandım. 3D Grid de güzel bir seçenekti ya da mahalle etiketlerinin hizalanması tatlı bir özellik olarak geldi. Ama yine de bence majör değişiklikler olarak değildi. Benim favori iki özelliğimden biri Tapered Wall olarak yayınlandı. Yani giderek incelen duvar. Bunu elbette bir şekilde yapabiliyorduk ama bu kadar kullanışlı ve kullanımı kolay değildi. Konik duvar, gittikçe incelen, sivrileşen duvar diyebiliriz buna. 3D modelleme anlamında benim işimi kolaylaştıracağı için mutlu oldum bu özelliğe. Ve gelelim 10 numaralı özelliğe. Benim sanırım en beğendiğim favori özelliğim bu. Eğimli duvarlarda duvarın profilini, yapısını düzenleme seçeneği geldi. Revit önce eğimli duvar getirdi, slanted wall'u. Şimdi de bu slanted wall'larda edit profile seçeneği aktif değildi, yani düzenleyemiyorduk. Normal duvarda bir edit profile deyip içerisinde çeşitli boşluklar açabiliyorduk ya da o duvarın yapısını değiştirebiliyorduk. Ama slanted wall'larda bunu yapamıyorduk. O yüzden iyi bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yine 3D modelleme anlamında. Revit 2022'ye gelen başlıcı özellikler bunlardı. 9 ve 10 numara benim favorilerimden. Sizin favorinizi de merak ediyorum. Yorum kısmına yazarsanız okuyacağım hepsini. Benim gelmesini beklediğim ama gelmeyen iki özellik var. Biri arc wall'larda, yani sanırım eğri duvar diyebiliriz. Slanted wall, eğimli duvar, açılı olan, zemine açılı olan duvar. Benim bahsettiğimde arc şeklinde olan duvar, yay şeklinde olan duvar. Edit profile seçeneği olsa güzel olurdu. Yani slanted wall'a getirdiler, evet, bu bizim bir anlamda sıkıntımızı çözdü. Ama bu arc wall'larda, eğrilikli giden duvarlarda da edit profile diyebiliriz. Yakın dönemde hani bunun sıkıntısını yaşadım. O yüzden net bir şekilde aklıma geldi. Yuvarlak forma sahip bir yapıda kemer boşlukları açmam gerekti. Bu arc wall'larda edit profile seçeneği olsaydı çok rahat bir şekilde halledebilirdim. Diğer keşke gelse dediğim özellik de bence hepimizin kanayan yarası. Revit'in yıllardır düzeltmediği bir durum. Eski versiyonlarda kaydetme. Sizlerden çok yorum geliyor bu anlamda. Çok mesaj alıyorum. Özellikle bir dosya paylaştığımda işte bende Revit 2019 var, siz 2021 paylaşmışsınız, açamıyorum gibi durumlar çok oluyor. Ben de üzülüyorum ama elden bir şey gelmiyor. Eski versiyon olarak kaydedemiyoruz. AutoCAD'de hangi versiyonda çizmiş olursanız olun, istediğiniz versiyonda kaydedebiliyorsunuz eski sürüm olarak. Böylece diğer kullanıcı istediği gibi açabiliyor. Ama Revit'te eski versiyon kaydetme özelliği yok ve yıllardır da gelmedi. Buradan da tekrar dillendirmiş olalım bu isteğimizi. Sizden gelen yorumları okumayı çok seviyorum. O yüzden sizin favori özelliğiniz hangisi ve keşke olsaydı dediğiniz özellik hangisi? Yorum kısmına yazın, tartışalım, ben de okuyor olacağım. Bu arada biliyorsunuz zaten kanalda Revit'in bir eğitim serisi mevcut. Ama buna başlangıç diyebiliriz. Yani temel ve orta düzey kapsadığını söyleyebilirim. Ve yine sizlerden talep olduğunu da biliyorum ileri düzey Revit eğitimiyle ilgili. İleri düzey Revit ile ilgili de çalışmalara başladım. Onu da buradan duyurmuş olayım. En kısa zamanda tamamlayıp yayınlayacağız. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bugün bahsedeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız like butonuna basarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi görüşlerinizi yorum kısmında bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.